Hayırlı geceler efendim Survivor ekstra programıyla karşınızdayız biliyorsunuz Survivor bittikten hemen sonra TV8 ekranlarında sizlerin huzurunda olacağız. Masada kimler var sevgili Murat Özer'i her zaman bildiğiniz gibi görelim. Evet Semih Öztürk, Semih Öztürk'ü de görüyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz ve bu senenin yeni transferi Melisa Emir Bayer. Merhaba. Geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk iyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederiz. Geçen sene biliyorsunuz Nagihan bizimle beraberdi ona da buradan... Kocaman öpücükler. Diyoruz. Selamlar. Nagihan da bizi mutlaka izliyordur. Bomba gibi bir Survivor başladı. Survivor tarihinin en iyi başlangıcı oldu diyebiliriz. Tabi Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı, <laughs> ödülleri gönüllüler kazandı. Konuşacak o kadar çok şey var ki dün biz yayında değildik. Konuları toparlayacağım. Survivor extra etiketiyle Twitter'dan sorularınızı elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım diyorum ve Murat abi hemen başlayalım. Konular <laughs> çok. Ne diyorsun? Öncelikle tabii ki Melisa'ya hoş geldin diyoruz masamıza geçtiğimiz sene bu masada kendisini eleştirirken iyi veya kötü hiç aklımıza gelmezdi. Melisa'nın aramıza katılacağı ama gerçekten Survivor'da izlediğimiz Melisa'dan hiç farkı yokmuş. Çok iyi oldu aramıza gelmen seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Geçen sene hiç koşamıyor diyordum buna. <laughs> Bak da girer girmez başladı. Koşamıyor demedim. Furkan Dede ile senin bir telefon konuşman vardı. Onun taklidini yapmıştık bu masada o zaman da kim bilir sen neler hissetmiştin ama gerçi duymamıştın. Duymadım ama çıktığı zaman izlemiştim <laughs> tabii ki de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bir daha aramıza hoş geldin. Yeni. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin sevgili sevmiştim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Murat? İyi Allah <laughs> şükürler olsun. Gerçekten inanılmaz bir başlangıç. Muhteşem bir Survivor. Bomba gibi geldi bu sene Survivor. Ve bomba gibi geldiğini de zaten her şey gösterdi. Türk halkı bu seneki Survivor'ı benimsedi daha şimdiden sokağa çıktığımız zaman inanılmaz tepkiler var. Bu yüzden de bu sene gerçekten action'lı, reality'li çok güzel çok farklı karakterler harika var. Karakterler, değil mi inanılmaz karakter. Birazdan zaten o karakterleri de beraber değerlendireceğiz. Benim tabii ki şu ana kadar görmüş olduğum bazı karakterler beni tap noktasına getirdi. Yani anlatmakla bitiremeyeceğim karakterler var. Bunları tabi eğer sorarsan anlatacağım birazdan. Peki bu arada efendim Acun Medya ailesine başta Acun abi olmak üzere onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bize bir kez daha bu fırsatı verdikleri için diyelim. Semih senin hemen bir genel değerlendirmeni alalım. Sayın Furkan Dede Survivor 2020 çok hızlı başladı. E, bu konudan dolayı ben çok mutluyum. Farkındayım. E, çamur oyunları gelecek. Özlediğimiz çamur oyunları. Ve e, benim için en önemli konu şu. Direkt yarışma dokunulmazlıkla başladı ve e, yatan yarışmacılar görmüyoruz biz 2 hafta, 3 hafta zaten bana bir şey olmaz diyerek yatan yarışmacılar oluyor dersine biliyorsunuz. Bu sene onları görmedik. Bu sene direkt soğuk savaş başladı, soğuk savaş, bazı aktörler üzerinden başladı. Ona birazdan gireceğiz biliyorsun. E, dün ve bugün çok güzel konular var. E, değişik güzel kurallar var. Kaybedenin puan kaybettiği, geçen sene biliyorsunuz ki, Herkes oyuna çıkmak istiyordu ve çıkarak puan yaparak haftalık ödül kazanıyordu. Ee, o ödüllerle kendini motive ediyordu. Zaman zaman kek oluyordu, kurabiye oluyordu. Yine biliyorsun çıkıyordu. performans ligi olacak. Performans ligi Birinciler, var. Birinci'ler, ikinciler, kadınlar, erkekler yarışacak. Evet. Şahane bir manzaramız var. Arkadan geçen o güzel nehir çok farklı kattı Survivor'a. Yani heyecanla izliyoruz. Sen kroki e, krokiyi çizersen Gezeceğiz. Tamam. Dağıtmak istemiyorum. Aslında ben direkt konuya girelim demiştim. Herkes bir açılış konuşması yaptı. O yüzden sözümü Tabii. liseye bırakıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle yeni sezon herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok Amin. heyecanlıyım. Çünkü <laughs> ilk de, ilk deneyim olacak benim için. Burada bu masada bulunmaktan, özellikle Acun Medya ailesi çatısı altında bulunmaktan çok mutluyum. Geçen sene yarışmacıydım, bu sene yorumcuyum. Benim için çok farklı bir deneyim. yarışmacılar için sakatlık, kaza ve bela olmadan bir yarışma diliyorum. Bir sezon diliyorum. Kas çok iyi. Nasıl yorumlayacağız? <laughs> çok, Aşırı güzel, çok güzel bir müziğe. İçimiz <laughs> yorumlamak. Evet. Ve hemen isterseniz oyunlardan başlayalım. Oyunlarda evet. öne çıkan yarışmacılar kimdi biliyorsunuz. İlk dokunulmazlık oyununu e, ünlüler kazandı ama bugünkü ödül oyunları da gönüllüler kazandı. Gözünüze çarpan yarışmacılar Murat abi. Hızlıca şöyle bir kimler gözüne çarptı? Bu şimdi Survivor'da. bir kere şöyle başlayayım ben Tabii. öncelikle. Ee, bana göre Survivor tarihinin en komple yarışmacısı var bu sene. Survivor tarihinin en komple kim bu? Cemal. Neden derseniz. Şimdi bir kere inanılmaz yardımsever dikkatimi bir şey çekti. Ardağan'ın bench'te Ardağan'ın haberi yok. Bir baktım Cemal Ardağan'ın ayakkabılarının bağlanı bağlıyor. Yani arkadaşlarına o kadar yardımsever o kadar işten davranıyor. Şimdi Survivor ne demek? Survivor'da her şey olması lazım. Survivor'da fizik olması lazım. Survivor'da reality olması lazım. Survivor'da parkurlarda başarılı olmak lazım. Survivor'da insan olmak lazım. Önce insan olmak lazım. Şimdi bu arkadaşta evet. fizik bana göre mükemmel. Çekicilik var. Sonra reality mükemmel. Parkur inanılmaz. İnsanlık number one. Onun için... Sen bir şampiyonu iç belirledin galiba şu an. Bilmiyorum. Anda. Ben, Cemal benim için gerçekten çok ekstrem bir... Yarışmacı sürpriz İstersen yumurta İstersen alt yazalım. Murat yüzleri bu Survivor'ın şampiyonu cemaldir. Yok şampiyonu demiyorum. Benim için ilk planda gelen adam o. Komple bir yarışmacı dedin abi şu an aldın tap tamam. noktaya getirdin. Sürpriz yumurta diyor ya kendisine. Evet. Bana göre ondan sürpriz yumurta diyor kendisine. Ondan omlet yapılır. <laughs> Menemen yapılır. Sağında yumurta yapılır. Her şey yapılır. Bu çocuğa dikkat edin. Bu çocuk ileride çok büyük şeyler yapacak ve Survivor tarihine bana göre geçecek bir yarışmacı. Şimdi gelelim Sercan'a. Sercan belki de Survivor tarihinin en hazır gelen futbolcusu. Evet. Çünkü en son... Aslında faal futbolcu. Tabii tabii kara gümrükte oynuyordu ve geldi. Ve o kadar tecrübeli ki Sercan Survivor'a gelir gelmez tecrübesini kattı. Ve Survivor'da tecrübenin ne kadar önemli olduğunu biz Sercan'la görmüş olduk. Neden? Sercan talihsiz bir kaza yaşadı sakatlandı değil mi? Herhalde Dikiş atıldı. Dikiş atıldı, Çatıldı, evet. Ve şimdi dikiş atılan bir yarışmacı ne olur hemen psikolojisi bozulur, konsantrasyonu bozulur, kendini biraz yarışlardan çekmeye çalışır, biraz dinlenin filan der Kepsine. ama ne yaptı? Üstüne üstüne gitti, üstüne üstüne gitti ve inanılmaz bir performans. Yani Sercan bana göre Survivor'da çok 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 ileriye gidecek bir Sarıkçı yarışma olarak bir görüyorum. Var. Tabii ki ee, bir de polisimiz var. Aa, bugün, bugün çeken, çok önemli bir oyun tabii, vardı, polisimiz evet. var. Ona da polisimiz var. Polisimiz de inanılmaz bir performans gösterdi bugün ve tabii ki o da e, Survivor'da bizi çok duygulandırdı. Bizi ağlattı. Gözyaşlarımız sel oldu ve o da tabii ki Survivor'a bu şekilde damga vurmuş oldu bana göre. Tabii diğer yarışmacılar da var. Hepsini konuşuruz. Tabii oyunla ilgili bir şey söylemediniz. Bu <laughs> <laughs> Semih'e sorayım. Semih tabii Semih bayılır. Evet. evet. O <laughs> ürünler <Şimdi, oyunlar gülüyor> takımında Erkek yarışmacılar arasında. Bu arada çok özür dilerim efendim isimlerle ilgili bazen sürçülüş insan edebiliriz. Daha yeni yarışmacılar sizden af diliyoruz. Buyurun. En dikkat çeken isim Sercan. Sercan, e, Sercan'ı şöyle tanıyorum ben. Size özel bilgiler vereceğim. Çünkü zamanında ben futbol oynarken e, Sercan'ın, Sercan'la aynı sahada maçlarımız denk gelebiliyordu. Biz de mesela maçtan çıkıyorduk bekliyorduk. O Bursa Spor'un altyapısında yetişti. Hı. Ve çok küçük yaştan beri Bursa Spor'un altyapısında oynadı. Ve Bursa'da çok bilinen bir forvetti. Yani Bursa Spor'un zaten yıllarca forvetliğini yaptı. Diğer takımlarda da sayalım da Galatasaray, Sivas, Şanlıurfa, Balıkesir Giresin, Karagümrük. Ee, bu takımlarda da. Milli Sercan da Evet. De. Oralarda Milli da oynadı. De. Ama şunu biliyorum. Ben de Bursalı olduğum için biliyorum. Ee, Bursa'da bir e, kamuoyu yoklaması yaptım ben. Bursa halkı Sonuna kadar arkasında. Çünkü Sercan'a e, Bursa'ya olan aidiyet duygusu çok yüksek. Halk ciddi anlamda arkasında. Daha önceden biz burada futbolcular gördük. Çeşitli takımları temsil eden futbolcular, sporcular gördük ama başka takımlardan, oradan oradan e, başka yani e, altyapıdan yetişmeyen sporcular da gördük burada. Ama Sercan hem aktif dediğiniz gibi faal futbolcu hem de yani Bursa halkını çok ciddi alarak geldi. Bunu net söyleyebilirim. Hı hı. Ve e, ilk günden beri biliyorum ki çocukluğundan beri onun ailesi falan da hep arkasındaydı. Maçlarını böyle çok kalabalık bir e, destekle e, izliyorlardı. Yani Sercan çok güzel yetiştirdi kendini. Onu söyleyebilirim. Zaten Survivor'da da bu soğukkanlığını biz görüyoruz. Çok iyi, ciddi maçlara çıktı yani onu söylüyorum. Ünlüler takımın erkeklerinde Sercan ön plana çıktı. Kadınlarına gelecek olacak kadın yarışmacılara Şaziye ve Elif ön planda. Kesinlikle. Ee, Aycan'ı da sayabiliriz. Aycan'ı da aslında üçünü aynı sayabiliriz. Derya Can şu an e, beklemede. Ben ondan da bir sürpriz bekliyorum. Ama Melis hakkında çok fazla iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü parkuru bitiremiyor. Dün ve bugün bunu gözlemledik. Parkuru bitiremiyor. Yani açılır mı bilmiyorum ama... Tuğba Melis. Melis evet. evet. Tuğba Melis. Yani... Onun için Survivor biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Gönüller takımının erkeklerine gelecek olsak Ardan, Yasin ve Cemal Can. Üçü sanki şu an birbiriyle yarışıyor gibi. Evet. Zaten hani sen mi çıkacaksın ben mi çıkayım falan bu tartışmalar da olmaya başladı. Üçü iyi başladı. Ceyhun'u yabana atmıyorum. Ama Tayfun'dan çok istediğim verimi e, gözlemleyemedim şu an beklediğimizi. gözlemleyeyim. öyle düşünüyorum ben. Ee... yanlış düşünüyorsun bence. Patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Öyle mi diyorsun? Ben inanıyorum. <laughs> patlayacak bir yerde. Patlayacak yani. Bir yerde patlayacak <laughs> ama ya. ben senin dediğin tas patlayacağını düşünmüyorum. <laughs> Parkurda patlayacağını düşünmüyorum. Birine pa patlarsa Tayfun <laughs> arabatı gibi olacak. <laughs> Arabatları sonradan açılır ya. <laughs> Doğru kesinlikle. Tayfun sonradan. Tayfun şu anda daha olaya konsantre olamamış. Sanki Tayfun mesela böyle bir e, kıraathanede okey oynuyormuş. Okey oynarken onu bir Survivor anda Survivor'a çalmışlar. Yani böyle bir çok hazır değil ama yavaş 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 adapte olup e, bana olaylara yine... tepkileri de çok cool geliyor bana. Yani alanlarında şey görüyorum. Çocuk. Yani ben, abi, efendim oyun alanlarında görüyorum. Biraz içine kapanık bir arkadaşımız. Ama orada bir şey. olay oluyor. O bir şeyler düşünüyor. Bence içeride Ben daha değil. neredeyim diyor bence. Evet, tamam, o bir şeyler bilmiyorum. düşünüyor. Bu bir isim de daha var. Uğur Pektaş'ta. da. Şimdi oraya evet. geleceğim de e, Nisa Makbule Makbule demiyorum. Nisa ve Meryem de e, kadınlarda <laughs> Önde ben sana bir şey giydim. söyleyeyim Nisa bu yarışmanın şu an en sürpriz ismidir. Nisa ve Kesinlikle. Yani ben diğer e yarışmacıların edeyim. en azından şimdi mesela Sercan'ı konuşuyoruz bir şeyler yapabileceğini az çok tahmin edip edebiliyoruz. Veya işte e, Şaziye'yi, Elif'i ne noktada olacağını veya diğer tarafta Meryem'i. Ama Nisa ile ilgili sen neler söylemek istersin? Nisa araştırmama göre hem voleybolcu bir geçmişi var hem de yüzme antrenörlüğü bir geçmişi var. Hı. Yani bu demek oluyor ki hem parkurlarda hem de su parkurunda da hızlı olacağını düşünüyorum. Zaten atışları iyi. Yani e, joker bir oyuncu. Aynı takımda e, Gönüllerin Bayanları'nda da Meryem. E, ünlülerden benim gözüme batan benim için sürpriz yumurta Ersin oldu sürpriz, açıkçası. Ersin sürpriz yumurta evet. Yani Cemal Can'dan daha çok Ersin oldu. Ve Elif ve zaten Aycan ve Şaziye. şaziyi boy olarak ben dezavantajlı zannediyordum ama beni şaşırttı. Hı hı. Şu anda üç kişi var ünlülerden. Bayan kere Hazin'in en büyük avantajı bir kere basketbolcu olması. Eline hakim. Eline hakim. Boy, Atışında boyu dezavantaj olabilir. Yani e, ona katılıyorum. Parkurlarda boyu dezavantaj olabilir ama eline çok hakim bir yarışmacı olduğu için attığı giriyor, attığı giriyor. Bir, bir, diyelim ki açabilirim. atışı da tam olarak tamamlayamadı. İkinci oyuna çıksa kesin tamamlar. Parantez açmak istiyorum. Ersin'den bahsettin. Ersin, e, Ersin sürprizi şundan kaynaklı. Oradaki en rahat adam Ersin görünüşe göre. Neden derseniz aralarındaki en ünlü diyebileceğimiz isim Ersin. Ama hiçbir sporcu geçmişi hiç şey yok. Olabilir. Ama adamın oraya gidip ünlü olmak gibi bir kaygısı yok. Bazı arkadaşlarımız var. Hani bu hafta eğlenmeyeyim, bir hafta daha kalayım, biraz daha durayım, kendimi göstereyim e, planlarıyla giden arkadaşlarımız var. Ama Ersin'in öyle bir kaygısı yok. Ve bu da çok yansıyor Ersin'in hal yok, ve hareketlerine. Çok rahat. Çok rahat. E, bu rahatlıkta Stres yok. stresi yok. Bu rahatlıkta e, adama başarı getiriyor. E, evrim... Fatma ve Makbule'nin ben üçünün oy oranının da birbirine e, yakın olacağını düşünüyorum. Üç yarışmacı ve e, genel geçer kurallar vardır Survivor'da biliyorsunuz. Yani aslında bunlar yazılı kurallar değildir ama 10 yıllık tecrübemizden bunu söyleyebiliriz. Biz Survivor'da genelde ilk baş e, kızlardan evet, eleniyor biliyorsunuz. E, burada zaten Fatma Pota'ya girdi. Bakalım. Şimdi ben oraya getirmeye çalışıyorum konuyu farkındaysanız. Hayır sizin bir yere getirmeye <laughs> çalışmanıza gerek yok. Ne söylemek Doğruyoruz istiyorsanız abi. direkt söyleyin. Ben yani şimdi şunu ben anlatayım. Yani değerlendirme yapıyorduk ya. Ben şimdi, şimdi gelmek sevgili istiyorum. Furkan dedi Evet. Şimdi e, Uğur Uğur arka sokaklarda sen Ersin diyorsun da Ersin'den çok 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 önce Uğur meşhurdu. Yani oradaki şu anda bana göre Ersin'den önce meşhur olan Uğur. Değil mi? Evet. evet. Şimdi, aynı zamanda eski bir Survivor yarışması. Evet. Ersin'in de o yılı birinci, var ama televizyon. Birinci şampiyon, şampiyon olmuş şampiyon Survivor'da. 2005 evet. yılında mı? Evet. Yanlış mı? Evet. 2005 yılında şampiyon. Şimdi Uğur, bir kere Uğur ilk geldiğinde öyle bir konuşma yaptı ki. Konuşması, tarzı, tipiyle. Sanki bir anda olaylara hakim olacak. Tabii yani öyle bir konuşma yaptı ki. Yani ben buradayım dedi. Karizma. Hakikaten çocukta bir karizma. Beklentiyle alakalı ama. Ama şimdi şöyle. Uğur ne bekliyor Survivor'da? Bir abi. Bekliyor. dakika abi anlatayım da. Sen ne beklediğini sorarsın sonra. Şimdi Uğur Pektaş bir kere inanılmaz bir karizma. Uğur Pektaş. Neyse Pektaş. Uğur Pektaş inanılmaz bir karizma. Bu yüzden böyle bir karizmanın Survivor'a gelip de ortalığı kasıp kavurması gerçekten seyirci için güzel olacaktı. Amma velakin çocuk geldi ve orada sakatlandı. Sakatlandığı için de ne oldu? Bambaşka bir Uğur izledik biz orada. Neden? Adamın psikolojisi bozuldu. Adam iki laf etmedi ya. Ben özellikle seyrediyorum. Diyorum ki... Uğur kardeş bir şeyler söyle. Bir kelime etmiyor. Seviniyor takım karışmıyor. Bir şey oluyor karışmıyor. Uğur Pektaş diye bir adam bitti. Bu arada hemen onunla ilgili de şu bilgiyi vermek istiyorum. Tabi yarına dair ipuçları da biz izlerken. Evet. Acun abi e, iyi olmayan bir haber verecek galiba. Onunla ilgili görüntü de biz Uğur'u göremiyoruz. Şeyde göremedik İpuçlarında göremiyoruz. E, yalkından da yönetmenimizden de rica edelim. O kareyi bir dondurup getirirsen. Baktığımda Uğur'u göremiyorum ama bir rahatsızlık geçirip geliyor olabilir birçok yarışmacının şimdi, sıkıntısı var ama şimdi sakatlanabilirsin Allah'ın işi sakatlanabilirsin kimse bir şey diyemez ama sakatlansan da eğer orada olduğun süre içinde öyle kenara çekilip sessiz kalmak uğura yakışmadı çünkü uğur onların en tecrübelisi hiç olmasa sakatsan arkadaşlarına parkurda şurada burada yardımcı olamasan bile orada bir abilik bir teknik adam rolünde filan onlara yardımcı olması gerekirdi. Ama sus pus kesildi. Mesela... Hiç Uğur'dan ses yok. Bu yüzden de Uğur hiçbir etkisi olmadan Survivor'dan ayrılacak mı ayrılmayacak bilmiyorum ama Uğur Survivor'a damga vurabilirdi ama vuramadı. Bu arada tabi ekranda görüyorsunuz evet bu yarına dair ipuçlarında bizim dondurduğumuz bir karedir efendim. Buradaki görüntüde Uğur'u göremiyoruz. Melisa ne söyleyecektin? Bunu aslında avantaja çevirebilir kendi açısından. Çünkü her yarışmacıyı gözlemleyebilme izleyebilme şansı var şu anda. Evet. Yani parkurda kimin atışı iyi, kim atıyorum sonları doğru işte kalıyor. Kimin kondisyonu iyi, patlayıcı kuvveti iyi, bunları izleyebilir, ona göre en azından seçimlerini de avantaja çevirebilir. Ama şimdi şimdi takımlarda mesela böyle büyük olanlar, abi olanlar filan takımda sakatlansa bile, oynayamayacak motive olsa maçısından. bile arkadaşlarını motive eder. Yani biz de spor yaptık, biz de futbol oynadık. Futbol oynarken mesela ben diyelim takımın en büyüğüyüm filan, sakatlandım, oynayamıyorum. Oynayamazsam da hiç olmazsa mesela örnek yok mudur mesela Emre Berezoğlu Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu sakattır ama teknik adam ne der biliyor musun Emre sen de seyahate bizde gel der sen de oynamasan da arkadaşlarına beraber seyahatle Orada tabii. aralarında senin olduğunu hissetsin arkadaşların der. Ama Uğur öyle bir çöktü ki adam. Öyle bir psikolojisi bozuldu ki. Tık yok adam ağzından ses Bu arada tabii hem Twitter'dan mesajlar alıyorum hem kendi telefonumdan. Yalkın'dan şöyle bir ricada bulunayım. Ben biz şimdi tabii yarışmacılardan bahsediyoruz. Yarışmacılarımızın hepsi yeni. Tabi ee, tabii... Yeni izleyenler oluyor, tanımak isteyenler oluyor. Bizim konuştuğumuz kişilerden, elimizde bulunan görüntülerden donuk bir kara bile olur. Önemli değil. Arada sırada o kişilerin görüntülerini verirsek İzleyenler de böylece tanımış olurlar. Evet. Sayın Furkan Dede, ee, Uğur Pektaş evet tecrübeli ilk Survivor kazanan yarışmacı. Lakin onun e, yarıştığı zaman Survivor ile şimdiki Survivor arasında dağlar kadar fark var. Ve yani o tecrübeyi hiçbir yerde e, kullanma fırsatı bulmadı. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Sadece atmosferi, ambiyansı biliyor ama ondan sonra profesyonel hayatta işler yaptı, çeşitli işler yaptı. Survivor'dan çok koptu yani. Yaşı Ama da var. bu bir tecrübe midir? Tecrübedir tabii ki. Karizması da var. E, bence Survivor için çok güzel bir figür. Dünkü bölümü izlediğim zaman ben şöyle düşündüm. İlk oyun seçmelerinde orada bir irade göstermeye çalıştı. irade koymaya çalıştı ortaya. Hı -hı. Yani bir şeyler söylemeye çalıştı büyük olarak. Onu da dinlediler. Kulak verdiler söylediklerine. Kesinlikle verecekler. Evet. Ben de şöyle Yalkı, düşündüm. Çok teşekkür ediyoruz yönetmenimize. Evet. Uğur Pektaş pusuya yatmış bir söyle çita mı diyeceksin puma mı çita çita olabilmesi için çok hızlı olması lazım şimdi çita <laughs> Ama görmedik zaman... valla hızlı olabilir. Yani çita çı... ya yani şey... bence şöyle çita olamaz çünkü neden ilk defa şöyle bir şey de yaşıyoruz bu sene fazla yaş ortalaması fazla evet, yüzey evet. mesela Abi, şimdi şimdi mesela Uğur Pektaş 40 yaşında. Evet. Bu bilgiyi verelim. Derya Can 40 yaşında. Başka? Şaziye. Ersin Korkut 42 yaşında, Şaziye, 36 yaşında. Şaziye 37 yaşında. 36 yani ilk defa bu kadar 40 yaşına yakın yarışmacıların Tabii. olduğu bir şey kadroda görüyoruz. Bunun avantajları olabileceği gibi strateji noktasında, zeka oyunları noktasındaki ki Acun Ilıcalı zaten söyledi bu sene akıl oyunları da çok olacak dedi. Ama fiziki anlamda problemler, kondisyon anlamında problemler yaşayabilirler. Buyurun. Dün ben bölümü izlerken Uğur Pektaş'ın e, bu sessizliğini şuraya yordum. Bodrum Kalesi'nde söyleyeceği şarkının nakaratını mırıldandığını düşündüm. Lakin bugünkü sessizliğinde gördükten sonra artı Acun abinin e, üzücü bir haber vereceğim dedikten sonra ve konseyde Uğur Pektaş'ı göremedikten sonra düşüncelerim farklı yerlere evrilmeye başladı. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda diye düşünüyorum. <gülüyor> evet <laughs> e, Uğur'la ilgili sen ne söyleyeceksin Melisa? Ben dediğim gibi bunu eğer çok önemli bir sakatlığı yoksa fırtına önce sessizlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü önceden de şampiyon olmuş ve iyi bir yarışmacıymış e, duyduğuma göre. Hı hı. Onun haricinde bunu avantaj çevirmek onun elinde. Evet. Peki bu arada bugüne damga vuran bir görüntü vermek istiyorum izin verirseniz. Yarışmacılarla ilgili. Ceyhun'un görüntüsü gelecek. Tamam. Evet tamam. Buyurun buyurun. Çünkü konudan konuya... Hazırlar konuyu... arkadaşlar. anladım. Ben bir de Aycan'a değinmek istiyorum. Tabii. Herhalde. tabii. Şimdi Aycan kadın milli takımımızın santraforu. Evet. Ve bildiğim kadarıyla Almanya'da doğmuş değil mi? Almanya'da büyümüş. Öyle diyebiliyorum ben. Evet. Ee, şimdi Aycan yarışma başladı ve biz tabii hepimiz e, forvet bu arada. Santrafor işte. Golcü. Evet evet golcü. Yani kadın milli futbol takımımızın golcüsü. Aynen. şimdi Aycan'ı ben tabii ki Survivor'ı izliyoruz. Bakıyoruz. Analiz yapıyoruz. Yarışmacılara falan bakıyoruz. İlk e, bu e, denizin üzerinde bu korokor bir mücadeleli oyun başladı. Ortalık birbirine girdi. Yani Survivor'ın başladığını orada hissettik. O oyunda hissettik. Orada burnuna bir darbe aldı. İnanılmaz alır. bir oyun. Orada e, Elif galiba, Elif yanlışlıkla burnuna baya bir tekme Tekmat. attı. Yanlışlıkla ama bilerek değil. Yanlışlıkla bir tekme attı ve Aycan'ın burnuna geldi. Burnuna gelince ben acaba dedim ki bu kız ne yapacak? Tık yok. Yani kız... Dayanıklı. Tabii. Dedim ki bu kız dedim hakikaten yani inanılmaz bir yarışmacı olacak. Ve çok hırslı olacağını da düşündüm. Ama velakin lakin hırs bazen insanlara hata yaptırabilir. Aycan da bu hırsının kurbanı oldu ve tasvip etmeyeceğimiz bir hareket yaptı. Bir el hareketi yaptı. Bizim Türkiye'de, Türk toplumunda fazla... Oo, sen direkt konuya geldin abi. Evet <laughs> tamam. Efendim? Tamam, evet dinliyoruz. Ne <laughs> yaptı mesela? Ne yaptığını ben şimdi burada göstereyim. Tam ne, görüntüler gelirse yani, görüntü o zaman... Yani, evet, o yani, o yani. Yani, yayınlar, abi ben niye soruyorum sana? Yayınlanan bir şeyle ilgili konuşuyor. Ne yaptığını göstermek istemiyorsun sen. Nasıl göstereyim burada? Evde miyiz abi? Nasıl göstereyim? Gerçekten işte, bizim <laughs> evde göstereyim. Sen burada gösterir misin yayında? Onu zaten... <laughs> DSP olarak dönüyoruz. Atmayacak yani, arkadaşlar zaten. Tamam. Evet buyurun. Şimdi bu bizim Türk toplumunda tasvip edilmeyen bir hareket yaptı. Tabii. Ve ben dedim ki bak içimden kızım ben senden büyüğüm. Ben de yıllar önce futbol oynadım. Şimdi futbol oynarken bazı hareketler yapılma, yapılmaz. Yaptığın zaman da çok büyük tepkiler arasın. Örneğin o yapmış olduğu hareketi futbol oynarken bir tribünün önünde yapsaydı eğer tribünler aşağı inerdi. Biz öyle gördük. Çünkü bu hareket yapılmayacak bir hareket. Bu yüzden de bu hareketi kendisine ben yakıştıramadım. Diyorlar ki, velev ki diyorlar bana karşı bazıları diyebilir. Diyorlar ki bu kız Almanya'da büyümüş. Almanya'da falan bu tarz hareketler çok doğal karşılanıyor. Mesela diyelim ki Bayan Münih Schalke maçında bu hareketi yapsa benim umruma gelmez. Çünkü onlar madem normal karşılarlar. Bizim haddimize değil, Almanya'da ne yapıyorlar ne ona karışamayız. Ama bu Survivor Türkiye'de yayınlanıyor. Ve biz Türk halkı seyrediyoruz bunu. Bu yüzden de ben kardeşime bu tarz hareketleri bir daha yapmamasını tavsiye edeceğim ama beni duymuyor şu anda tabii ki. Arkadaşları ama tavsiye etmiştir ona. Kim tavsiye ediyor, etmiyor bilmiyorum ama bu hareket bana göre yakışmayan bir hareketti. Zaten Cemal de ona ne dedi orada? Terbiyesizlik yapma dedi. Sonra Kimdi? Bizim Yasin mi? Yasin de onun üzerine doğru gidiyordu. Durdurdular. Demek ki Cemal de bir Türk olduğuna göre, terbiyesizlik yapma dediğine göre bu bize yakışmayan bir hareket. Ben gençliğine bağlıyorum, tecrübesizliğine bağlıyorum ama futbol hayatı devam edecek inşallah. Sevdiğimiz de bir kız, güzel de bir kız. Bundan sonra yapmamasını tavsiye ederim. Semiye söz vereceğim. Melisa sen ne? Ben mi? tabii ki de bu hareketin onaylamıyorum. Fakat şimdi ilk bireysel parkuruna çıkıyor. Hı hı. İlk heyecanı yani o an hani o heyecanlı, o adrenalin ne yaptığını bilmemiş olabilir. Hani istemsizce çıkmış olabilir. Hani o yüzden onu zaten bilerek, isteyerek o hareketi yaptığını düşünmüyorum. Ya zaten o da heyecanla, yani. o Ama ilk parkurunu veriyor. yayına şimdi ilk defa çıktın. Sen de öyle bir hareket yap o zaman, yayına ilk defa çıktın. Ama hayır Onunla o ilk defa Murat çıkmayla abi. alakalı bir şey şimdi değil. Murat abi. O fikir yani. ayrılıkları olabilir. Tabii. Fikir ayrılıkları olabilir. Ama e, Nisa arkadaşımız 21 yaşında. Yarışmadaki e, en yaşı e, küçük olan... Üç arkadaşımızdan biri e, Nisa var, Burak var ve Aycan var. E, Nisa diyorum. He, Aycan bana göre de çok ters bir hareket. Hiç tasvip etmeyeceğim bir hareket. Evet e, onun e, kültüründe bilmiyorum yani şimdi Murat abinin dediği kafamı karıştırıyor yani e, orada normal karşılanıyor falan filan diyor. Ama bu program Türkiye'de yayınlanıyor ve e, Şimdi onun o zaman onun çevresi ona o yatar. Ben yani oraya geliyorum anlatabiliyor muyum? Yani bu hareketi yaptığı zaman ciddi anlamda bir kesimi kaybeder. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama bu kendisinin takdiridir. Bu hareketi yapmaya devam ederse şimdi ona da uyarılar geldi. Bu benim kültürüm. Ben bunu yapmaya devam edeceğim diye bir inisiyatif alırsa ki alabilir bu onun hakkıdır. Kimse bir şey demiyor zaten. Ama yolunu öyle çizmiş olur. Yani neticesine de katlanır. Ben öyle düşünüyorum. Ben kesinlikle kızım ben bu hareketi yapmaya devam edeceğim tarzda bir yolu olduğunu Te hiç düşünmüyorum. Belki de şöyle diyecek yani. bana yani göre yanlış değil. Bana göre yanlış değil ben bunu yapmaya devam edeceğim diyecek. Yok şimdi şöyle ya, bir şey, şey var. Şey, şey şöyle bir şey var. Tabi Tabii yani yurt dışında Almanya'da hani gol sevinçlerinde bazen yumruk hareketleri yapılabilir ama burada sert olduğu aşikar. Yani kolunu bayağı sonuna kadar Ve kullanmış. En önemli şey. konu Furkan'cığım ne biliyor musunuz? Orada... Ona kimse bir şey yapmadı ki. Niye öyle bir reaksiyon gösterdi? İşte, ben hır, sana bir şey söyleyeyim. Kazanma hissinden. Ve insan bir süre sonra orada kamera olduğunu unutuyor. Unutuyor. Daha yani. güzel. Görelim. İşte gördün görelim. Aldı Aldı. Yani yapacak bir şey yok. Yani Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Murat iyi abi bir yarışmacı olacak belki ama bu hareketi ben büyüğü olarak yapmaması gerekiyor. Şimdi söyleyeyim. bak burada şu tabii ki ben kesinlikle yaptığı He. hareketi doğru bulmuyorum. Tabii. Yalnız burada şöyle bir şey var. Aycan'la ilgili ve birkaç yarışmacıyla ilgili de bunu söyleyebilirim. Mesela Nisa ile ilgili de söylerim ama tabii yine karakter meselesi. Şimdi Aycan spor sporculuktan geliyor. Hı. Şimdi adada dikkat ediyorsanız bazı yarışmacılar kendilerini iyi ifade edemiyorlar. Dil problemi yaşıyorlar. Evet. Şimdi dil problemi yaşayan yarışmacılar özellikle kadınlar konuşmayı da severler. Şimdi mesela Aycan bunu pek yapamıyor hissettim ben adada. Bu şimdi içeride birikiyor, birikiyor, birikiyor abi. İnsanın bir şekilde dışa vurumu oluyor. İfade yanlış, edemiyor. İfade edemeyince yanlış hareketlerle dışa vurum olabilir. Şimdi bu sporcu kız omuz omuza mücadelele yapıyor. Yani aslında fiziğine baktığınız zaman Amerikan futbolu oynuyor gibi bir fiziği var. Sert tabii. Çok oyun. katı sert, her, Sert a, ser spor yapıyor. Evet. Size ben çok güzel bir Mesela, örnek vereceğim. Ver. Ee, orada e, aynen farklı bir kültürde yetişmiş bir arkadaşımız daha var. Bir büyüğümüz Ceyhun. Sen Ceyhun'dan böyle bir hareket bekliyor musun? bak şimdi olayı bambaşka boyutta Hayır, neye oraya geliyorum? 21, 21 yaşında. Tamam işte. Sayın Furkan'cığım. E zaten sen yani cevabını veriyorsun biliyorsun sadece zaten. kültürle değil ki. bu yani. Tabii biraz biraz da tecrübesizlikle alakalı. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ben ona bir şey söylemiyorum ki. Zaten hem kültür hem tecrübe. Şimdi Ceyhun tabii ki o hareketi yaparsa biz Ceyhun'u burada daha çok ayıplarız normalde. Yani. Ama, e tamam ama o da şimdi farklı şimdi bir sevin, kültürde sevin, iyi yetişmiş. Bak, o, ondan bekliyor. Sadece bir soru soruyorum. Ondan bekliyor musun böyle bir şey? Ceyhun'dan mı? Ben beklemiyorum. Bak zaten Ceyhun. Şimdi insanlar hayat hayat böyle bir şey. İnsanlar yavaş 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 tecrübelirler Zaten Ceyhun tecrübeyi yaşamış hayatında belli bir yere gelmiş. Ceyhun zaten yapmaz bunu. Ama e, Aycan tecrübesiz olduğu için yaptı. Belki de bu hareketten sonra belki de Aycan diyecek ki bundan sonra ben daha dikkatli hareket edeyim... Yavaş 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 tecrübelenecek... Yani Ceyhun tabii ki yapmaz çünkü adam zaten tecrübelenmiş. Bu saatten sonra yapacak hali yok. kültür falan dedin ya o yüzden dedim ha, kültür farklılığı da var, Hayır. tecrübe var. var. Tecrübe de çok önemli, kültür de çok önemli. Burada Melisa'ya da şu noktada katılıyorum. Hı. Ben Aycan'ın daha önce oturup da ben Survivor'da neler yapmam lazım? Halka nasıl doğru gözükürüm? Tarzında herhangi bir şey düşündüğünü pek düşünmüyorum. Yani Geldiği yere de baktığımız zaman. Çünkü Türkiye'den gelen yarışmacılar genelde Survivor'a oturup izliyorlar. İşte burada şunu mu yapsam, bunu mu yapsam nasıl olur falan. Ay canım ben hiç onlara baktığımı düşünmüyorum. Çok yani. güzel bir pas attın Sayın Furkan. Gol atın. At. E, geliyorum. At golü. Bunu tasarlayan yarışmacılar da zaten hiçbir zaman halka geçmez. Onu da net söyleyeyim. Tasarlamadan Bilmiyorum zaten kim neyse biz onu görelim. Nereye geleceğim? Tasarlayan bir isim. Burak. Sen kimsin dedi. Şöyle böyle dedi. Sen neden bahsediyorsun dedi? Özür dileyim gidip dedi. <laughs> evet. Hemen bugünkü Şimdi o... yarına dair ipuçlarına şu bilgiyi veririm. Mesela Evrim'in de Burak'la ilgili şöyle bir sözü var. İkili oynuyor diyor. İkili oynayan bir karakter i̇şte diyor. İşte ikili evet. yani aslında ben öyle demiyorum ama ya biraz da o, o, o sözü benim söylemek istediğimi, anlatmak istediğimi karşılıyor. Neden derseniz ona gitmeden muhtemelen kulağına birileri Survivor'ı iyi bilen birileri, eski yarışmacılar olabilir bilmiyorum. Bir şeyler fısıldamış. Bak, ya ekranda antipatik durma. Kime, bir hata kime, yaparsan kime? hemen onu düzeltmeye çalış. Burak He. Burak da o yüzden bir fevri bir çıkışla ağzına geleni söylerken yani çok hızlı bir manevrayla gidip adamdan özür diledi. Bana bu çok garip geldi. Size garip gelmiyor Özür dilemesinde bir sıkıntı yok. Tabii, tabii. Özür dileyip barışmaları çok güzel çok şeyler. Çok çabuk buna. oldu yani. Burada yani e, tabii ki biz de barışmalarını istiyoruz. Böyle problemler istemiyoruz. Ama ortada bir e, tutarsızlık var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, ee, e, buyurun. Beni soracaksın söyleyecektim, Burakla ilgili. Sor, sor. Evet. Sanırım bir şey duymuştum ben. 50 bir yaşındaki bir adam'a daha olsa abi demem tarzında. Bak. Bir söz söylemiş sanırım. Ee, yani evet. bunu Burak için eminsin. Burak eminim, için biraz eminim, şey evet. diyebiliriz bence. Apendown diyebiliriz yani. Ama şimdi bu söz eminim yani. hızlı düşüyor. Bu sözü e, biz tasdiklememiz gerekiyor. Bazı eminim ben, ben bundan evet. Ya. Yani. Şimdi bu abi Ama konusu bu bir tavırdır çok Murat abi. Ben de çok kafaya takarım. Mesela şimdi mesela siz bana üçünüz burada abi demesen mesela sen mesela bana Murat desen bu masada ben kafaya takarım. Çünkü bizim Türk örf e adetlerinde bir abi yaş vardır, saygı vardır. Abi ben. demez bey ha. der. Saygısını tamam. gösterir bir şekilde. Ama sen yine de o, o, o konuları bazıları çok kafaya takıyor, bazıları takmıyor. Ama takıyor. ben bu sözü çok şey tamam. görmüyorum yani. Şimdi bak Onu şimdi Furkan hani Survivor'ı seyrediyor musun, seyretmiyor musun olayı geçti ya demin. Şimdi bak survivor'ı Mesela seyretmeyen birisini sana söyleyeyim. Fatoş seyretmemiş. Bence Fatoş çok seyretmiş. Bence Fatoş eleme, seyretmiş. Eleme potasında olan evet, evet. Fatma'dan bahsediyor. Fatma mı Fatoş mu? Fatma, Fatma. ismi de Fatoş evet, diyor. Fatoş Sen Fatoş ya. yaptın. Neyse Fatoş, Fatma Fatoş fark etmiyor. Yumuşak da Şimdi Fatma diyeyim o zaman. Fatoş demeyeyim, değil mi? Fatma. İstediğiniz tamam. söyleyelim. Fatma. Fatma Survivor'ı seyretmemiş. Neden? Survivor ilk başladığında, geçen seneki Survivor'da ilk başladığında önce kimi yediler? Kader. Evet. Kader'i yediler değil mi? Şimdi aynı kaderin fotokopisi olarak. Kaderin anda kaderini ben, mi yaşıyor? Ha kaderimin bir oyunu mu bu? Diyor. Neden? Kader geçen sene aynı şeyleri kader yaşadı. Eğer seyretmiş olsaydı kaderin nasıl yendiğini görmüş olsaydı bu şekilde girmezdi Survivor'a. Çünkü aynı kader gibi girdi. Dobra pat sert. küt pat küt pat küt, sert herkese bir şeyler söyledi. Ve oradaki zinciri bozan bir. Kişi oldu. Oldu. Şöyle hemen. Büyüyen yani katılmıyorum. Tamam. Yani. Semih'e söz vereceğim ama önce bir reklam aramız var. Efendim Survivor Ekstra kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti ve iki isim ağır bastı konseyde. Fatma ve Evrim. Yani bir grup Fatma'yı yazdı, bir grup Evrim'i yazdı ama Fatma ismi daha çok çıktığı için Fatma ilk eleme adayı oldu. Bu arada Evrim'i görüyorsunuz. Evrim keklik, yüzme antrenörü. E, bence Gönüllüler takımında en çok sivrilen kadın yarışmacılardan bir tanesi diyebiliriz. Performans olarak olmasa da sözleriyle, davranışlarıyla. Bir de Fatma'yı görelim. Yalkınlar rica edelim. İşte hızlı. Yalkın hemen görüntüyü verdi. Stil danışmanı Fatma günaydın. Evet. Boş verin yazılmış hikayeleri. Ben benimkini yazmaya geliyorum dedi. Semih'cim ne diyeceksin? Şimdi Sayın Furkan dede. Benim düşünceme göre zaten programın başında da dile getirdim. Fatma zaten potada. Evrim ve Makbule e, o takım içerisinde e, daha düşük oyu alan yarışmacılar. Meryem'i bir kenara koyuyorum. Atlet olmasından dolayı ve e, yani arkadaşlarından da bu güven oyu aldığını biz son günlerde görüyoruz. Düşük oy derken SMS anlamında SMS... mı? SMS Sizin kendi tahmininiz tahminim, mi? Evet. Tahminim evet tahminim. Meryem'i <laughs> arkadaşlarının zaten olası bir durumda Meryem'in oyunun düşük olsa bile arkadaşlar tarafından potaya... Söylenmeyeceğini düşünüyorum. Meryem o takıma lazım. Öyle gözüküyor. Kesinlikle. Ve Nisa. Nisa'yı da bir kenara koyuyorum. Yani üç kız Fatma, Evrim ve e, Makbule arasında bir eleme geçebilir. Ama bu eleme nasıl geçebilir? Haftalık SMS'te birinci ve ikincinin kim olduğunu bilmiyoruz. Burada şimdi Survivor'ı e, nasıl okuduklarına bağlı. Eğer... Burada dünkü potada görüyoruz ki Nisa, Cemal, Burak ve Fatma birlikte oy atıyorlar. Makbule, Tayfun, Ceyhun, Ardağan, Evrim ve Yasin onlar da birlikte oy atarak Fatma'yı yazıyorlar. Meryem'in oyu soru işareti. Soru işareti değil bence Meryem'in oyu da. Ona da Evrim diyebiliriz. Burada 6 tane. Yok ben Evrim yazdığını düşünmüyorum. 6 yani. tane Fatma ismi çıkıyor. Şimdi burada tamam veya şey de olabilir. Fatma olabilir, Evrim olabilir fark etmez. 6 tane Fatma ismi çıktı mı? Bunlar tesadüfi oy atmadılar. İsteyen istediği kadar bana tesadüfi diyebilir. <laughs> bu oyların hiçbiri tesadüfi değildir. Tabii ki. Burada bir gruplaşma çok net var. Zaten Yasin bunun sinyallerini söylemleriyle konseye gelmeden verdi. Ve konseyde de biz bunu gördük. Şimdi eğer isim söyleyecek kişilerden biri yani haftalığın birincisi veya ikincisi bu ee, evrimin ismini veren dörtlüden biri olur ise Nisa, Cemal, Burak veya Fatma'dan biri olur ise karşısına Fatma'yı kurtarmak için mi bir hamle yapacak. Yani e, Fatma'nın karşısına evrimi koymak <laughs> olabilir, olmayabilir. Ama benim tercihim ne olurdu biliyor musunuz? Benim tercihim e, Fatma'yı kurtarmak istesem Makbule'yi koyardım. Böyle bir senaryo görecek miyiz? Bunu bilmiyorum. Ama e, o Fatma'yı yazan bloktan birileri, bir kişi veya birileri haftanın birincisi ve ikincisi olursa bakalım Fatma'nın gitmesi yönünde bir hamle mi yapacaklar? O da şu oluyor. Bence Cemal ve Nisa, Fatma ve Burak'tan yüksek oy aldı. Yani Cemal'in ismini söylerlerse, yani Nisa'nın ismini söylerlerse Fatma'nın gitmesi yönünde bir hareket yapmış olacaklar. Hı hı. Ama acaba içlerine dönüp örnek veriyorum. Tayfun haftanın birincisi oldu. Örnek bu. Acaba Evrim mi işaret edecek? Çünkü şu an iki kızın biz düellosunu görüyoruz, değil mi? Evrim ve Fatma. Ama böyle bir şey olacak mı bunu bilmiyoruz. Yani Survivor'ı nasıl okuduklarını biz eee Ben hani iki kızın bakmıyorum göreceğiz. da. Duel ikisinin düellosu gibi gelmiyor bana. Onlar <laughs> şu an niye? Peki Furkan'cığım onlar şu an niye bu kadar rahatsızlar? Çünkü onlar Survivor. Murat abi dedi ya kaderi kadere benzeyecek falan. Kaderin durumu çok farklı. Kaderi biz epey izledik. Ama e, bu eleme daha ilk gün oldu. İlk günkü Tabii. pota. Kızın isyanı ne? Kız ne diyor? Fatma? Direk en güçlü spor. Ben ya. diyor Elif'le oynadım diyor bir oyun diyor. Bir oyuna göre beni yargıladınız diyor ki... Kız haklı isyanında... Elif'le bugün... oynadım derken Elif gören milli atletimiz bu evet, arada. Yani o bilgiyi Elif de yani karşı takımın en iyi kız yarışmacısı demek istiyor. Bugün Elif'le oynadı ve oyunu bitirdi, yendi. Orada bir ee, şey var, bir sevinç çığlığı var e, Fatma'nın bugün. Neden? Çünkü kendini ispat etti bugün. Mutlaka. Dedi ki, ya bu, siz beni yazarsanız şey ama... Ben dedi size kendimi ispat ettim ya gösterdim e, dedi. Semih o yani kadar erken çok... o kadar erken oldu ki bu dokunulmazlık evet. oyunu ve konusu. Yani kim giderse gitsin zaten kim giderse gitsin kendini iyi ifade edemeden gitti veya yazık oldu diyeceğiz zaten. Ama İzledim. böyle hayatın içinde de bunlar Mutlaka. var. Evet. Sevgili Furkan. Şimdi Evrim ve Fatma diyoruz ya. Şimdi Evrim Fatma'ya şöyle bir söz kullanıyor. Diyor ki sen kendini benle bir mi görüyorsun diyor. Yani Fatma'yı kendinden daha aşağı görüyor Survivor'da. Biz ama izleyici olarak daha Evrim mi daha iyi? Fatma mı daha iyi? Veya ikisinin arasında inanılmaz tat bir nokta mı var filan? Onları daha görmedik. İkisi de hani yok aslında birimizden farkımız bilmem ne bankasıydı. Eskiden bir reklam vardı. Şimdi onun için ikisi de aşağı yukarı aynı diyelim. Fakat sen şimdi orada herkesin içinde ...sen kimsin, sen kendini... ...benle bir mi görüyorsun filan deyip... ...bir aşağılayıcı tavırla... ...o kadına yaklaşırsan... ...sonra dersen ki senin işin sadece... ...dans etmek veya senin işin... ...sadece dedikodu yapmak... ...dersen bu kadına da... ...bana göre haksızlık yapmış oluyorsun. Haksızlık yaparken de... ...bu kadını da bir kenara itiyorsun. Amma ve lakin. ...o kadın sonra ne yapıyor? O kadın sen bunlara diyorsun... ...o kadın geliyor son dakika yarışı kazanıyor ve takımının galibiyetinde en önemli faktör olmuş oluyor şimdi burada sen bu kadını aşağılarken sen Survivor'da ne işin var filan derken sen hüngür hüngür ağlıyorsun bu ne peris bu, bu, bu ne nana turşusu bu ne peris bu ne nana turşusu derler adama sen madem bu kadını bu kadar aşağılıyorsun e kendin 15 dakika hüngür hüngür, hüngür, hüngür ağladın ağlama rekoru kırdın üstüne üstlük sanki Survivor'a gitmemişin, sanki Survivor'ın ne olduğunu bilmiyorsun hamama giren teller maalesef sen hiç hamama girip de terlemeden çıkan gördün mü? Hiç havada kalan uçak gördün mü? Uçaklar da bir şekilde iner. Ey evrim o zaman sen de bunları söylerken söylerken kendine de bir bak. Sen şimdi bütün herkes... Bu arada herkes... tabii Yalkın'la teşekkür ediyoruz. Hemen ağladığı görüntüler ha. geldi. Heh. Evet e, serzenişi biz izleyenler olarak evet. güzeldi. Yani tebessüm ettik izlerken. Tabii ki zor şartlardan serzeniş ediyor evet. ama bana da biraz fazla uzun geldi açıkçası. Yani uzunluğu önemli değil. İsterse bir saniye konuşsun isterse trilyon saniye konuşsun. Mühim olan sen Survivor'a gitmişsin. Madem ki Survivor'a gittiysen sen yıllarca izlemedin mi Türkiye'nin en çok izlenen programı Survivor'ı? İzlemedin mi Survivor'ın şartlarını bilmiyor musun? O zaman gitmeyecektin. Gittin. Fatoş'u da aşağıladın. Ondan sonra Fatoş sana galibiyet sayısını alarak en güzel cevap verdi. Şimdi ben de evrime Albert Einstein'dan bir şey söylemek istiyorum. Fatoş'un ağzından söylüyorum bunu. Albert Einstein söylemiş bu lafı. Diyor ki Albert Einstein sakın sana kötü diyenleri aldırma. Bana da geri zekalı dediler. Atomu parçalayıp ellerine verdim. Maşallah. Bunu Einstein söylüyor. Yani sen beni aşağılarsan ben sana en güzel cevabı bu şekilde veririm dedi Fatma. Olay budur. Evet. E, Fatma en güzel cevabı konseyden çıkarak yani potadan çıkarak verecektir eğer çıkabilirse. İşte o potadan çıkabilmesi için ne kadar kendini ifade etti çok zaman çok kısıtlıydı sen ne diyeceksin? Mesela ben e, aslında şu anda gruplaşmadan ziyade bunu şu anda bunu söylemem çok fazla doğru olmaz. Derim ki Evrim Keklik ney? 29 yaşında bir voleybol geçmişi var. Aynı zamanda su altı hokeyi oynamış. Atışlarda iyi olabilir, suda iyi olabilir. Bize de avantaj sağlayabilir. su oyunlarına derim. Bakarım Makbule ile karşılaştırırım. çünkü Fatma Makbule ve Evrim aynı level'larda şu anda benim için. Derim ki basketbol geçmişi var, fitness geçmişi var, pilates geçmişi var. Denge ve güç anlamında bize çok fazla katkı sağlayabilir derim. Ama Fatma'ya bakıyorum. Dizi ve filmlerde oynamış. Hani bir sporcu geçmişi yok onların gözünden değerlendiriyorum şu anda grup için. Hani kendi gruplarına katkısı anlamında değerlendiriyorum. Fatma'yı yazarım çoğunlukla. Hani ben o şekilde adada olsam bu şekilde düşünürüm. Hani Peki belki çoğunluk bu, buna göre yazmış olabilir diye düşünüyorum. 6 kişinin e, aynı isimde mütabık olmasını tesadüf olarak mı görüyorsun? Tesadüf olarak değil sadece belki sporcu geçmişiyle değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Değerlendirebileceklerini şey kim bunlar? Tabii ki de Fatma'yı yazanları. Yani, evet. yani Nisan'ı, Birlikte bir değerlendirme falan. var ortada değil mi? Kendi kendine oluşan bir tablo yok. Evet. Ya Semih ama... tabii ki birlikte değerlendirme olacak. İnsanlar sonra birbirleriyle konuşacaklar. Yok ya. şimdi yarın şimdi gelip, gelip karşıma diyecekler şimdi ama. ben Melisa'nın açıkladığı bak. Şöyle onun açıkladığı donanara baktığım zaman Fatma'nın yazılmasını mantıklı buluyorum. Murat abiye de şu noktada yüzde yüz veriyorum. Yazılmasında bence bir problem yok. Yok. Davranış şekillerinde Sayın yine problem var. Sayın yarın geçen karşımıza sene, gelip. Geçen sene yaptıkları gibi yani. Sen eve şunu diyebilirsin. Aynı Melisa'nın anlattığı sebeplerden dolayı ben Fatma'yı yazıyorum diyebilirsin ama Fatma'ya gelip de sen kötü oyuncusun. Sen şöylesin. Dans etmeyi bilirsin. Tarzında cümleler kurduğun zaman böylece ne oluyor? Aşağılamış ben, oluyorsun karşı. Peki şunu mantıklı bulacak mısın? Yarın karşımıza gelip hepsi zaten bugün de söylediler. Yasin ya, falan da dedi. Biz hiç kimseye kimseyle konuşmadı. Biz tesadüfe attık boyları dediler ya. Her zaman bak yıllardır bu arkadaşlarımız Survivor izliyor ve yıllardır bundan ben ders çıkarmalarını istiyorum ama her sene de aynı şeyleri görüyoruz biz. 10 kişi bir ismi yazıyor, kimse kimseden <laughs> haberi. şey e, sen yok. Şey şey ya yani. Şimdi Fatma'nın ismi Melisa'nın anlattığı sebeplerden veya da orada bazı evet. kulislerden dolayı yazıldı. Evrim'in ismi neden çıktı? Evrim'i de yazanlar kimler? Cemal, Burak, Fatma, Nisa. Evrim'in ismi neden çıktı sizce? Yani Evrim, e, Evrim bildiğim kadar voleybolcu voleyboldan gelme. E, hizme, hizme. yok voleybol. hokey. So Efendim? So ben voleybola geçişim hı. Yani Dur. hatta şeyde oynadı. Galatasaray'da oynadı. Yani yüzme antrenörü. Esas mesleği yüzme antrenörü. Ama Galatasaray'da resmi voleybol oynadı. Ha oynamış olabilir tabii, tabii. tabii yani Galatasaray gibi koskoca bir camiada voleybol oynadı yani başarılı bir sporcu. Yani öyle herkesi gelip Galatasaray'da voleybol oynatmıyorlar. Demek ki başarılı bir oyuncu. Oynamış. Tabii ki canım abi bir şey de. Şimdi e, fakat evrim eee Biraz şimdi mesela evrimin iki tane şeyi var karakter yapısı var anladığım kadar. Bir mesela burada hani o ağlarken ki böyle 10 yıl boyunca voleybol oynadı. Efendim? 10 yıl boyunca Galatasaray'da oynadı. Şimdi evrimde bir farklı evrim. Burada mesela farklı bir evrim var. Şurada mesela git evrimi değil mi? Çok duygusal bir kadın. Şimdi orada mesela ben evrimin yanında olsam ne yaparım? Giderim eğer bir kadın arkadaşıysam sarılırım, öperim, gel, yapma, duygusallaşırım falan değil mi? Ya Bu psikoloji şimdi hem Heh. bir hastalık durumu söz konusu galiba hem de şimdi aynı zamanda var. hedef tahtasında da olan Tabii. isimlerden bir i̇şte tanesi olması da bu, bunu iki iki, i̇ki görüntüsü var evrimin biz şu ana kadar gördük. Bir bu evrim var bir de böyle sert, insanlar hani böyle sert konuşan. ne ediyor. Evet öyle bir tarzı var. Bu yüzden de demek ki o evrimi yazanlar evrimin bu tarzını beğenmemişler. Evrimi yazmayanlar da o tarzını beğendim. Yani ben özellikle bir şey söyleyeceğim. Evet. Semih'e de bilmiyorum katılır mı? Survivor'da daha bu kadar başındayken etrafındaki insanları bu kadar çok domine etmenin ben hiçbir zaman bir avantajı olacağını düşünmüyorum. Kim? Evrim. Daha ya domine gün? etti ama edebildi mi o kadar fazla? Valla e, konseyde e, Fatma konuştuktan sonra bir kendine gelmişti söz. O sırada Cemal Ciddi. Cemal bir şey söyleyecekti. Ona dönüp de hani konuşma falan sen konuşma ama tarzında sen konuşma. bir çok bir çıkışı var. Hani o kadar sert çıkıyor ki ben buraların hakimiyim kararı ben veriyorum gibi çok bir dominant, çok evet. fazla ben dominant de. yani. Ama e, bize verdiği resim var ya o ağlama görüntüsü. Hı -hı. Bu her zaman onun karşısına çıkacaktır. Diğer yaşmacılar bunu bilmiyor ama sonuçta biz onu pozitif olarak mı çıkacak? Hayır negatif olarak. Negatif. Hayır. Şimdi şöyle e, bu görüntüleri çok konuşuldu yarışma başlamadan evet aslında sempatik geldi ama bu onu oy olarak çok fazla bir yerlere taşıyacak bir görüntü değil. Buradan e, görüntü Sempatik ama bu görüntü onu bir fenomen yapmayacak. Bir fenomen haline dönüşüp o yağmurun altını doldurabilmesi lazım. Evet yani. doldurabilmesi lazım. O öyle denk geldi. Yani ona kısmet oldu güzel görüntüler aslında. Ama görüntülerin de içeriğine bakacak olursak daha birinci gün. 5 gün 10 gün 20 gün demiyorum. 15 gün bizim barakamız yoktu. 15 gün yağmur yedik. Daha bir şey yaşamadılar. Bu arkadaş, şimdi biz şöyle dürüst olalım. Geçen sene biz burada çok net konuştuk. Sabri diye bir arkadaşımız vardı. Ne dedi? Benim dedi kariyerim daha önemli dedi. Gelmeseydim falan filan böyle bir laf etti. Herkes eleştirdi değil mi? Arkadaşımız daha dakika bir gol bir dedi ki, ben niye geldim buraya böyle olduğunu bilseydim gelmezdim dedi. Şimdi bu sözler e, maalesef ki dışarıda e, farklı yankı bulabilir. Survivor izleyicisi... Her sene biliyorsunuz ki güçlü dirayetli yarışmacılar görmek istiyor. Onların ciddi fan kitleleri oluyor ve finallere genelde kuvvetli yarışmacılar taşınıyor. Şimdi burada zafiyet gösteriyor. Sen bir izleyici olarak mesela onun arkasından kesin Şu şampiyon kadının, olur diyerek gidebileceğin problemi bir Bir kadının bu e, varyansını etmesinde ben bir sıkıntı görmüyorum. Ben de sıkıntı benim sıkıntı gözümde vardır. de an yani gele, O gelecek olarak bir takım ya sinyaller veriyor. ilk defa gelmiş Survivor'a ne kadar çok hazırlanmış olsa da yağmur yemiş, yatamamış, tabii oranın, hastalığı oranın olmuş bir bundan, sürü sıkıntısı biz var yani. Tabii ki konuşuyoruz da oranın psikolojisi zaten bambaşka yani. Benim için bak Aa, benim abi. için yani bu bilmiyorum. serzenişinden daha önemli olan şey Melisa'nın da fikrini almak istiyorum. Daha çok ada içerisinde ve çevresinde arkadaşlarına gösterdiği tavır gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Yani şöyle bizim bundan çok kaderden dilimiz yanmıştı. Hani çok sert bir yapısı vardı. Ama bunun içine daha açlık girmedi. Bunun içine daha stres girmedi. Bunun içine daha yorgunluk yok. Daha hani daha rahat uyuyabiliyorsun. En azından çok fazla bir şey halsizliğin başlamadı, zayıflamadın, kilo vermedin. Hani bu dominantlıkla alakalı ya. Yani ben pek bir huzur yani huzurlu olabileceğini zannetmiyorum. Bu karakterde bir yarışmacıın olduğu zaman. Parkur Burkan, için. şimdi bir şey diyeceğim sana. Şimdi bak karakterlere baktığımız zaman Survivor'da Yasin diye bir kardeşimiz var, değil mi? Evet. Yasin denen bir kardeşim var. Yasin hep ön plana çıkmak isteyen, hep bağırıp çağırarak konuşan ve bir lider olma isteği olan agresif bir arkadaşımız. Doğru. Şimdi Survivor'da böyle bir tarz var. Yani Yasin tarz var. Bir de mesela diyelim ki e, Yılmaz Erdoğan'ın Ersin Ersin kafa, kafa bazen gidiyor. 50 tane isim olsun var. olacak abi daha. Ha. Bismillah yeni başladı. Şimdi Ersin. Şimdi bir de Ersin tarzı karakterler var Survivor'da. Şimdi Ersin nasıl bir karakter? Ersin çok rahat. Yani böyle hiç böyle kavgaya girmek istemiyor. Öyle bir tarzı var. Sadece orada hani böyle gününü geçirsin. İşte Survivor'ı ben en iyi şekilde bitireyim. Kimseyle kavga etmeyeyim falan falan tarzı var. Şimdi acaba Survivor izleyicisi ben çok merak ediyorum. Acaba Yasin tarzı yarışmacıları mı Survivor'da insanların hoşuna gidiyor yoksa Ersin tarzı insanlar mı? Şimdi ben baktığım zaman bana sorarsan eğer sen Yasin tarzı bir yarışmacıyı mı daha çok seviyorsun veya ona oy atarsın? Ersin tarzı bir yarışmacıya mı daha fazla oy atarsın? Bana sorarsan ben Yasin'i atarım. Neden? Yasin'in yapmış olduğu hareketleri tasvip etmiyorum bak çoğu hareketini tasvip etmiyorum. Ama kendini izlettiriyor mu diyorsun? Bravo abi. Çünkü Survivor'da şimdi Yasin sanki şu anda parkurlarda uçuyor mu? fena sonuçları Hayır. yok ama muhteşem değil ha, uçmuyor. Ama çok Peki. red line'larda Aha, Bravo. Peki tabii. Ersin uçuyor mu? O da uçmuyor. Uçan var mı? Elif diye bir kızımız var mesela uçuyor. Evet. Şimdi Elif sadece uçarsa Yasin'den daha fazla oy alabilir mi? Sadece uçtuğu için parkurlarda. Ben Survivor'da tek bir şeyle şampiyon olacağını hiçbir zaman düşünmedim. Survivor'da Ersin gibi oturup sakin de olunca şampiyon olamıyorsun. Yasin gibi Ön plana Tabii. çıkınca da Ama şimdi, hepsinin olması lazım. Ama orada lazım. şöyle bir şey var şimdi Ersin oraya çok avantajlı gidiyor yani Yasin de aslında avantajları var kendine göre en azından simasını Türk halkı televizyonlarda gördü. Hı. Ersin de diyor ki beni bilen biliyor zaten ben buyum diyor bu şekildeyim ama Yasin burada da ağırlığını koymaya çalışıyor Survivor'a ki ben şu noktada Semih'e katılıyorum her topa giriyor. Yani her topta Yasin var. Tamam. Mutlaka mesela bir atak gelişiyor. Yasin mutlaka o topun içinde topu Tikaya'ya çarpacak bir yerde. Mesela güzel bir şey söyledi bir, bak. De, devamlı suretle bağırıyor. Şimdi bak şey Devamlı söyleyeyim. suretle bağırıyor. Yasin şu anda Yasin'deki durum ne biliyor musunuz? Yasin hani Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler ya. Yasin yarın öbür gün birinde fena kapışacak. Bu belli. Tamam, Murat Zaten abi. Yasin de şöyle Yasin de hani böyle bir e, kıvılcım olursa bekliyor ki birinle kapışayım diye. Yani Yasin'de çünkü bir hiperaktiflik var. Şimdi Yasin'in bu tarzı ilerleyen zamanda Yasin'e artı mı gelecek, eksi mi gelecek? Ben eksi olacağım. Onu ben düşünüyorum. merakla ben bekliyorum. Da ben eksi evet, olacağım. Nasıl evet. durum olur mu? Evet. Diskalifiye olur musun? Pardon? Diskalifiye olacak Şimdi, kadar. Şimdi e, Melisa, e, diskalifiye kimse olmasın. Bir kere o, o, o laf bile beni üzüyor yani. Bu agresifle daha en e, Ama diskalifiye olmuyorlar. Niye olmuyorlar biliyor musun? Ben sana bir söyleyeyim. Şimdi Yasin kendi kendine bağırıp çağırıyor ya. Hı hı. Daha önceki yarışmacılar da ben çok gördüm. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Karşısına biri geliyor. O bağırıyor, yok, bağırıyor, bağırıyor falan derken diskalifiye olacağı kafasında yerleştiği için topa girmiyor. Bir anda bir aslanken, kükrerken kedi gibi oluyor. Çünkü biliyor diskografiyi olacağını. Yani o sen bağırmalara, bağırmalar hani amaya fazla inanma. Şimdi o bağırmaya çok tepki bir verecek, var. o bağırmaya tepki verecek bir insan bana Burak gibi geldi. Nitekim evet, evet. o bağırmaya da tepki verdi de. Çok Bu, güzel bir kavramdan bahsediyoruz. Bağırmak. <laughs> ba Her topa girmek başka bir konu. Her ee, olay hakkında ha, Hepsi bir var ya, fikir, hepsi var. beyan etmek başka bir şey. Bu güzel bir şey fiksi olarak anlaşabilirsin, anlaşamazsın. Yo, her konu o hakkında da şey. fikir beyan etmeye de Ama gerek yok ya. Senin söylediğin kavrama gelecek olursak bağırmak kavramına bu arkadaşımız bağırıyor. Herkese bağırıyor amiyane tabirle fırçalıyor millet. Normal konuşmayı bilmiyor. Bakın bilmiyorum. bak bu şu bu an. çok güzel durmuyor. Ben size söyleyeyim. Uzun vadede ona çok artı yazacağını düşünmüyorum ki şu an herkese bağırıyor. Ona çok ses çıkartanlar yok. Çünkü onun özgüveni e, farklı bir yarışmadan gelmesinden dolayı biraz da sistemi biliyor, o özgüvenle bunları yapıyor ama yarın öbür gün çok kısa bir süre içerisinde orada palazlanacak, oyun kazandıkça sesi yükselecek arkadaşlarımız olacak. Onlarla Yasin bu tavır, tavırlarına devam ederse. Çok ciddi bir şekilde karşı karşıya gelebilir gelmesini istemiyorum ama ya Yani burada Yasin'in biraz töplemesi gerekiyor kendini Bu konuyu biraz toparlamamız evet. lazım çünkü biliyorsunuz bugün aslında damga vuran Ceyhun'un evet, bir evet. E, sayısı vardı Yönetmenimizden de rica edelim o sayıyı aslında kısaca bir hatırlayalım e, üzerine konuşacağız Bakalım Ceyhun zoru başarabilecek mi? Karşısında çok formda bir yarışmacı var Ceyhun az farklı önde şu anda. Selcan. Müthiş bir mücadele gerçekten. Yapıştır, 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 yapıştır. Ceyhun. Başa baş geliyor Sercan'la. Milli hadi, bir hadi. futbolcuyla hadi. başa baş finişe geliyor Ceyhun. Hadi. Büyük bir başarı. Hadi. Ama her şey atışlarda belli olacak. Çok kritik atışlar bunlar. Sercan atamadı. Ceyhun attı bir bir ikisi attı. Sercan attı Ceyhun attı. Ceyhun atarsa kazanacak. Ceyhun kazandı! Ceyhun kazandı! Evet. Müthiş bir başarı bu! Aynen. Müthiş bir başarı bu! Ve şu anda Aynen. bir kalp çiziyor sağın ortasına 9-9 Ceyhun şu anda kızı için kazandı Aynen. Aynen. ve Aynen. kızını sağa kazadı! takım olamıyor şu anda takımı Survivor'da çok tarihi an yaşıyoruz şu anda gerçekten. Duygulanmamak elde değil. Evet, ee, Ceyhun'un gerçekten duygu dolu bir sayısını diyebiliriz bu. Çünkü ee, biliyorsunuz ee... Biraz hüzünlü bir hikayesi var. Kızı vefat etti kanser hastalığına yakalanıp ve ona armağan ediyor bu sayıyı. Tabi burada da Sercan Yıldırım'ı yeniyor. Aslında hem aktif bir sporcuyu yenmiş oluyor hem Ceyhun'un yaşı çok yüksek. Biliyorsunuz kaç yaşındaydı onu da söyleyeyim 50 yaşında. Ee, Melisa'ya söz vereyim. Melisa ne diyeceksin? Ben dün röportajını dinlemiştim. Kızı diyor ki işte babasına hani bahsetme doktordan çıktıktan sonra ne olduğunu ya da sonucun ne olduğunu ve nişanlanması için yani nişanlanmak istediğini söylüyor kız ve hani hastalığından dolayı öne çekiyorlar bunu. Ee, yani en çok tabii ben burada üzülmüştüm. Konuşamayacağım. Evet, ee, Murat abi. Ben de tabii kötü oluyorum çünkü Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onun içinde benim de evladım var. Tabii ki e, evladı olanlar daha çok bu duyguları, e, onun hissettiği duyguları evladı olanlar daha çok hissederler. E, yani anlattı, yani, ağladı, e, söyledi. Şu ağladık. Verelim. Efendim? E, kızı hastalığa yakalanıyor. Evet. Ondan sonra bir tedavi süreci geçiriyor ve orada aslında temizleniyor. Ama ondan sonra tekrar nüksediyor. E, yani, yani kızına bir üç haftalık ömür kaldığını söylüyor doktor. Bu, Bunu anlattı zaten Ceyhun röportajında. <laughs> bu çok büyük bir acı yani. Allah kimsenin başına vermesin. Benim oğlum var. Duydukça tüylerimde yani insan yaşamasın. Hiçbir insan böyle bir şey yaşamaz. Ama şu anda yani kendi başıma geldiğini düşünüyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Çok zor bir şey yani Allah ona yine iyi ayakta kalmış bu adam. Bak bu adam hakikaten iyi ayakta kalmış. Yani öyle bir acı vermiş ki Allah ona ayakta kalmış ama e, her hareketiyle her yaptığıyla insanlara yardım etmiş. Çocuğunu orada da e, çocuğunu yine bize yaşattı bu duygu yani o çocuğunun oraya çocuğu sanki geri geldi o kumun üzerine. Çocuğu geri geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Evet Semih sen neler söyleyeceksin? <gülüyor> yani... <gülüyor> çok da söyleyecek bir şey yok. Bir şey yok. Bir şeyleri e, aslında kızı da onun Survivor'da olmasını çok istiyormuş. Zaten aslında yarışırken bir şekilde e, kızımı gördüm. Dedi ki yani çok zor bir acı gerçekten. Ona rağmen bu şekilde dirayetli olması özellikle Survivor'da tartışma yaşayan kişiler arasında bir abi rolü baba rolü üstlenmesi o yarışmacıları sakinleştirmesi hem gerçekten Survivor içerisinde yarışmacıların ihtiyaç duyacağı bir abi hem de e, tabii hayat hikayesiyle ilgili bize laf söylemek düşmez haddimizi aşmayalım çok zor e, yaşamadan bilemeyiz çünkü işte burada içimizde Murat abinin evladı var o yüzden e, buradan. Hadsizlik yapmayalım yani. Sayın Furkan Dede, ee, aslında Ceyhun abimizle ilgili benim e, hep düşündüğüm şöyle bir şey var. Söylediği bir söz vardı. Fragmanda da bunu söylüyordu. Ee, İngiltere'de yılın polisi seçildim. Şimdi e, kızıyla ilgili bir hikaye var evet. Ama burada da bir hikaye var. Ben bunu çok merak ediyorum. Araştırdım da yani e, tam istediğim e, somut verilere ulaşamadım. Hı hı. Neden poli, yılın polisi seçilmiş? Burada da bence göstermiş olduğu üstün farklı e, meziyetleri var. Bence zaten Ceyhun'a baktığım zaman ben idealist bir adam görüyorum. Yani, Net yani farklı bir adam olduğu kesin. Kızına yaklaşımı da zaten anlatıyor kendisi. Yani bir baba nasıl davranması gerekiyor dersek işte böyle davranması gerekiyordu diyebiliriz hepimiz değil mi? Ama toplumsal bir tarafı da var anladığım kadarıyla ki zaten onu da nasıl yapmışlar bir vakıf kurmuşlar eşiyle. Evet. Orada da toplumsal bir tarafını görüyoruz ama o polislikle ilgili hikayesini ben çok merak Semih ediyorum. şey bence. Ben sana söyleyeyim. Ee, hani iyi polis olduğundan dolayı bu ödülü almamış. Hani mesela trafikte mesela sen çok iyi bir polissindir. İşte kırmızı ışıkta geçen arabaları durdurursun falan falan. O tarz bir şey değil. Bu bunu ona niye vermişler? Yapmış olduğu yardımlardan dolayı, yapmış olduğu faaliyetlerden ee, vakıf dolayı vakıf ve yapmış çalışmalarından o, tabi, tabi dolayı bravo, yapmış sosyal... olduğu iyiliklerden dolayı bu ünvanı ona vermişler. Yoksa ben iyi polisim, kötü polisim şeklinde bir ünvan değil o. Hı hı. Ya da böyle acaba çok farklı operasyonlarda <laughs> bulunup farklı işte üstün başarılar Önlü sergileyip tartıştım. mi aldı? Yani Zaten ben onu merak ediyorum ama sonuçta böyle bir ünvanı var onun. Bunu da devamlı deklare ediyor, demek ki onun için çok önemli bir şey bu, bir gurur kaynağı. Yani o yüzden farklı bir insanla karşı karşıyayız diye düşünüyorum, e, emsal teşkil eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu arada şuna da dikkat çekmek lazım. Tabii ki ülkemizde e, çok farklı hikayeler yaşayan insanlar var. Yani anlatsak evet. masal olur hepsi. Evet. Ama sonuçta e, Ceyhun'un da bir hayali bence burada gerçek oldu. Yani. Acun Medya'da ona bu şansı verdi Kızı için Kızı için Kızım, geldi evet. Mesela hani geçen sene senede Cumali'nin bambaşka bir hayat hikayesi evet. vardı gelmişti Bu sene Ceyhun'un Herkesin orada çok bambaşka hikayeleri var Yani şimdi biz burada Ceyhun bu olayı yaşadı diye Yarışma bazında baktığımız zaman evet. diğer yarışmacılardan ayıramayız Çünkü kim bilir ne insanlar neler yaşadılar geçmişte Ceyhun'un arkadaşımız vardı ya Annesiyle ilgili ya Benzer bir hikayesi vardı biliyor musun? Elendikten sonra bunu açıkladı Dedi ki ben burada dedi şampiyon olsaydım sanırım. İsmini çıkartır Kriyakos. Kriyakos, Kriyakos. Çok yaşa. Kriyakos'un da böyle Seninle bir... teşekkür ediyoruz. Kriyakos'un da böyle bir hikayesi vardı biliyorsunuz. O konseyde eee hepimizi üzmüştü. Herkesin tabii ki bir hikayesi olabiliyor ama yani Ceyhun abinin hani biz de Acun Medya ailesi olarak belki sonuçta çok hikayesi olan insan var. Herkese dokunamıyorsun ama evet, elinden geldiğin kadar şimdi mesela Ceyhun şampiyon da olabilir. Bir şey söylemiyorum ben ama de, bence al, Ceyhun. Halkın Şu anda Survivor'dan önümüzdeki hafta elense yine de o bir hayalini burada gerçekleştirmiş tabii, tabii, o olacak. Bravo, yani. çok güzel söyledin. Yani Ceyhun yapacağını yaptı. Şimdi e, duygulandık, ağladık, eee Ceyhun'u konuştuk ama şimdi gelelim biraz da gerçeklere, realist. Hayata. Sen demiyorum. gelmeden Melisa tamam. hiç konuşamadı. Biraz Melisa'ya söz ben vermek ben. istiyorum Ceyhun'la ilgili. Ha tabii ki benim hayatı çok etkiledi. Ee, ama performansı da iyi. Yani Ama bunu belki manevi güç olarak değerlendiriyorum ben. Hani kızından güç alıyormuş gibi değerlendiriyorum. Hem atışları olsun hem parkuru olsun. Yani şu an hem davranış olarak olsun hem grup içindeki e, hareketleri, işte kendi karşı takımında da takım içindeki davranışları ben örnek buluyorum şu anda. Ya zaten hakikaten e, Sercan'ı yendi. Yani Sercan'ı düşünsene Sercan kaç yaşındadır? E... Sercan 28-29 yaşında çok güzel bir yere geldi. Sercan'ı yendi yani sonuçta. Sercan'la kafa kafaya geldiler. Sercan da hızlı bir arkadaşımız. Şimdi e, peki bu arada Sercan'ın istiyorum. Aklıma gelmişken çok özür dilerim. Mesela hayatta böyle şeyleri yaşayan insanların gözü kara olur. Bazıları nerede ne yaptığını bilemez. Yanlış çok davranışlarda bulunabilir. Bir ben ee, Yani kendini tutamayabilir, agresif olabilir, tam tersi içine kapanabilir. Ben Ceyhun'da belki de mesleğinden ötürü de öyle bir şey görmedim. Hani hep böyle bir korumacı, kollamacı sanki onu mutlaka içinde ben atlatabildiğini düşün, düşünmüyorum. Kimse bunu atlatamaz ama en azından bize yansıttığı görüntüde e, kaldırabilmiş gibi görünüyor. Bunun gelme amacı tabii ki kızına olan yani kızıyla olan diyalogundan ötürü e, bir hayalini gerçekleştirmek için geldi. Orada bence ne yarışmacılarla gidip yarışayım, polemiğe gireyim öyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. O bence buradan böyle problemsiz ayrılabilecek ...yaşmacıların başında geliyor. Ama çok güzel bir yere değindin dediğim kısım şu. Mesela Sercan faal bir sporcu değil mi? Futbolcu da her zaman başarılı oluyor. Bunu yıllarca görüyoruz biz. Ya da Elif örneğini verebiliriz. Elif ve Sercan'ın bu derece yani başarılı gidiyorlar şu an. Başarılı olması mı daha kıymetli bir şey yoksa 50 yaşında sporcu olmayan bir adamın Sercan'la kafa kafaya gelmesi ve onu yenmesi? zaman zaman da ya başkalarının da. Parkuru da şeyden. önde bitirdi zannediyorum. Parkuru evet. da önde bitirdi. Bu profilde birinin bu derece başarılı olması mı sizce daha kıymetli? Bence ikinci dediğin i̇kinci. son dediğin. Son dediğin. Yani bu açılardan da bence bakmak gerekiyor. Elif Elif başarılı ama Elif zaten başarılı olabilme ihtimalini herkes evet. öngörerek zaten yarışmaya girdi değil mi? Şimdi o yüzden ben dedim mesela benim için Şimdi... orada Nisa... Nisa'nın kıymeti daha fazla. Karakterleri de bence biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Fatma, e, Evrim ve e, Fatma ve Evrim arasında niye şu an bir çekişme var? Çünkü Nisa'nın, yani Nisa üzerinde şu an bir baskı yok. Ya da Meryem üzerinde bir baskı yok. O arkadaşlarımız niye şu an kendilerine her olaya atıyorlar ön plandalar? Çünkü kendilerinin elenme e, ihtimali olduğunu çok iyi biliyorlar. Bakalım. Sen, sen daha demin elenmelerle ilgili bir ihtimalden bahsettin ya. Evet. Eğer bu SMS birincisi ve ikincisi Evrim'in grubundan biri çık çıkarsa... ...Nisa çok büyük sürpriz yaptı aslında. Beşte beşle gidiyor. Eğer onu yapmasaydı Nisa'yı direkt koyarlardı. Bence. Belki koyarlar. Yine koyarlar. Ben hiç bu şekilde düşünmedim. Yine koyarlar. Koyabilirler. Öyle bir şey olursa ne olur biliyor musun? Ben Nisa'nın Fatma'dan yüksek oy aldığını düşünüyorum. Farz misal Fatma gitti. Fatma giderse Nisa bu kadar iyi performansla potayı yazılırsa... ...Nisa oradan parlar. Şimdi biz... Ama Nisa'yı görmedik. Meryem'i görmedik. Bu arkadaşlarımız potaya girerse belki onlardan da farklı bir reaksiyon göreceğiz. Yani burada biz Fatma ve Evrim'i de şu an yani eleştiriyoruz ama çok da eleştirmemek lazım. Onlara çok şans verilmedi şu an. Arkadaşlar şu an kendi üzerlerinde bir baskı hissediyorlar. Neden? Haliyle belki Survivor hayatları bitecek. Bu arkadaşlarımız belki 3 aydır, 5 aydır, belki yıllardır hazırlananlar var. Hayal kuranlar var aralarında. Şimdi bir gidiyorsun sen, İki gün sonra adadan gidiyorsun. E sen şimdi Furkan'cığım sen yarışmadasın. Senin gitmen yönünde ben bir e, takdirde bulunuyorum. Seni potaya yazıyorum. Senin tavrın ne olur? O ilk beni yazdın. Hadi siz de yazın mı dersin. Yoksa bir söz söyler misin? Bir Tek tavır göstere göstere veresin. göstereceksin. De bu arkadaşlara da yani çok da kızmamak gerekiyor şu Furkan an. Furkan'cığım. Evet. Şimdi demin tam onu söylüyordum. Yarım kaldı. Hani duygulandık ağladık. Ee, ve kendisini Çok seviyoruz şu anda Beyefendi bir insan asil bir insan Bunların hepsi yaşandı Hayat bu Fakat Madalyonun öbür tarafına Baktığımız zaman da şimdi gerçekleri konuşmamız Lazım ve Survivor'dayız şu anda Değil mi duygusallık ağlamak Onlar hepsi olabilir Ama şu anda realist bakarsak Şimdi ee, Bu kadar Asil bir insan ama Survivor'da sadece bunlarla şampiyon olamazsın. Survivor'ın içine girelim. Evet. Survivor, Survivor uzun maraton. Bravo. Sadece bunlarla şampiyon olamazsın. Şimdi... Yani benim... bir günde belirlenen bir şampiyon olsa da belki olabilir. Bravo. Ama yani 5 ay sürecek bir yarışmadan bahsedelim. Bak sana bir şey söyleyeyim Şu anda bir kere benim gönlümün şampiyonu. Ha benim gönlümün şampiyonu olması Survivor'ın şampiyonu olacak diye bir kural yok. Survivor'da çünkü her şey olması lazım. Şimdi bu yüzden şöyle bir şey geçti mesela. Orada anlaması lazım ee, şeyin... Cemal'in, Cemal'in. Anlaması lazım. Neyi anlaması lazım? Cemal dedi ki arkadaşlar dedi biz ne güzel buradayız. Çünkü çok asil bir adam, kibar bir adam konuşuyor orada. Daha onlar da genç ya ondan. Diyor ki işte hepimiz diyor çok iyi dost olduk diyor. Buraya geldik ne güzel oldu diyor. Ne kadar iyi anlaşıyoruz diyor. Adam bu duygularını söylüyor. Yasin ne diyor biliyor musun cevap olarak? Orada anlaması lazım nereye geldim ben diye. Yasin adamın bu duygusal konuşmasına diyor ki Yasin ne alıştık be? İki hafta sonra birbirimizi yiyeceğiz. Bir diyor. haksız mı? Haklı. <laughs> i̇şte bak işte yani e, Cemal kardeşimiz Survivor'da neler olabileceğini Yasin'in o konuşmasından anlaması lazım ve inşallah da ilerleyen günlerde bu kibarlığını bozmadan gitsin. Belki de onu da sinirlendirecekler. Kibarlığı, o da mesela kibarlığını maalesef ki bozdu. Ha, Kobra o... kobrayı gördün? Kobra hareketi yaptı Parviz'e dün. Hayır ya Cemal ya bir Cemal. dakika ya ben yanlış şeyden bahsediyorum. Cemal ya. Cemal. Abi Ceyhun dedik sana. Sen Cemal'e <laughs> bağladın. Sen, ya, çünkü ben... niye biliyor musun? Hayır hayır bir dakika. Zaten sen, sen Cemal'i çok sevdin. Abi bir dakika dur. Sen Cemal'i çok ya. sevdin. Şey Dönüp Cemal şey dolaşım. Hayır hayır. Dönüp dolaşım Cemal'e getiriyor. Furkan getiri, deminden beri anlattığım Cey şeyi Ceyhun'u anlatıyorum Ceyhun zaten. Ceyhun sen dedik yok Cemal dedik. Ama abi Cemal şimdi Cemal'in bu hareketleri Ceyhun yaptı. İsim isimde yani insanlar da anlamıyor mu benim o adamdan bahsediyorum? Ben fazladan çıktım bir kere. Benim de kafam karıştı ben yanlış. Abi sen onun geri dönüşü yok. Artık. Peki abi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi Programımızın yavaş yavaş yani. sonuna geliyoruz. Hızlı bir birkaç isimle ilgili hızlı bir tur atmamız gerekiyor. Perviz var, Mert evet, var. Evet, birincisi Perviz ile ilgili konuşalım. Perviz Abdullayev biliyorsun, e, Azeri bir e, kardeşimiz buraya geldi. Kendisi dövüşçü, mil, profesyonel kickboksçu. Melisa onlarla onunla ilgili neler söyleyeceksin? Daha yani buradaki yarışmacıların daha alışma süreçleri var. Yani iki hafta daha önlerinde bir hani parkurlar alışma anlamında olsun, adayatına alışma anlamında olsun. Daha uzun süreç var önlerinde. Ben Perviz'i biraz daha aktif, biraz daha atak beklerdim. Ama beklentimi karşılayamadı ama daha da iyi olacağını düşünüyorum. Biraz atışlarda zayıf. Ama yani güçlü bir sporcu bence. Evet e, genelde biliyorsunuz dövüşçüler Survivor'a geldiği zaman artı birle Başlar diyoruz ama bu perviz için geçerli mi Murat abi sence ne diyorsun? Şimdi bir kere parvız mı perviz mi? Perviz diyorlar perviz. abi. Perviz. Yani, yani, perviz tamam. Perviz diyor? diyorlar. Çünkü ben de isim unutma şeyi evet yaz yaşlandım. Yani aslında parvız yani. Parvız. Parviz. 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 Bir kere parviz kardeşim yahşi. Hı hı. Yahşi kardeşim yahşi derler hı hı. Azerbaycan'da. Buradan da tabii bütün. Azerbaycan'a. O, o, selamları göndermemiz Azerbaycan lazım. Azerbaycan'a buradan selamlar Kardeş olsun. ülke. İran, Tebriz'den bizi izleyen evet. arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlara selam olsun. Onlar bize güzel şeyler göndermişler. İlerleyen programlarda onları da konuşacağız. Buyurun. Yahşi kardeşim Pervuz. Ee, şimdi Pervuz Survivor'a nasıl girdi biliyor musun? Süküt füzesi gibi girdi. Neden süküt füzesi gibi girdi? Çünkü daha ilk o hani denizin üstünde Oynanan 15 şur oyun Aa, var ya. Evet. Ha. Yönetmenimizden Destek olarak zaten geliyor. O üzerinde oynanan 15 şur oyun ve Survivor'ın başladığını, Survivor'ımızın içine girdiği, kanımıza işlediği bu seneki Survivor'ın ilk belirtileri o oyundu. O oyunda inanılmaz bir oyundu. Kimin kimi denize attığı belli değil. Karma karışık bir şeyler. Herkes birbirine girdi. O arada Pervis Survivor'a belki de tarihin en ilk en, 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 en hızlı kavgasını yaptı. Evet. Kimle yaptı? Yasin. 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 Zaten Yasin dünden hazır kavgaya. O da zaten hazırken ilk kavgayı yaptılar. O arada kavgayı yapan Perviz, sükut füzesi gibi giren Perviz. Yanlış mı söyledim? <gülüyor> <gülüyor> Olsun abi. <laughs> perviz. perviz. Anlatıyor mu? Perviz. perviz. Ama orada, orada Perviz yazıyor. Tamam. Yani Perviz. <laughs> perviz. Ha, neyse, ne yazıyor? Per... ben onu okuyorum. Tamam abi. Mesela benim adım Murat yazarsa Mürat diyemem herhalde. Murat yazıyor. Tabii. Tabii. Ama evet. bazen isimler okunuş şekilleri farklı Anladım. oluyor. Tamam. Neyse Perviz, Perviz. Şimdi ilk Survivor'a sükut füzesi gibi girdi. Aslında sen normalde Perviz Abdullah diyebilirsin bak o da. Abdullah ve Abdullah Ev. Abdullah Ev. Abdullah sükut füzesi gibi girdi. Kavgayı yaptı. Tarihin en hızlı kavgasını Survivor'daki. Sonra ne oldu? Sükut füzesi bir anda aşağı indi. O hızını sonraya yansıtamadı. Neden indi? Neden yansıtamadı? Halbuki çok önemli bir kickboksçu değil mi? Hı -hı. Çok önemli. Yani dünya çapında bir kickboksçu. Şimdi neden yansıtamıyor? Bence neden yansıtamıyor biliyor musun? Bence şeyinde sorun var. Dil problemi Heh, yaşıyor. Dil problemi yaşıyor. Bazı şeyleri kendine göre anlatamıyor veya o problemleri var. Ama aslında baktığın zaman aslan baya, gibi. Bayağı bir adam yani. Maşallah. Aslan gibi bir Maşallah. adam yani. Onun daha ön plana çıkması lazım. Buyurun. Katılmıyorum. Dil problemi var diyor ondan diyor. Asla katılmıyorum. Fragmanda ne diyordu? Cobra Perviz geliyor. Altı kere dünya şampiyonu oldum. Çok iddialı geldi. O dün de üstüne yürüdü falan filan. Çünkü istediği gibi bir atmosfer vardı. Ee, güç oyunu e, düşmedi. E, suda suya atabildiği yarışmacılar oldu falan filan. Orada gücünü gösterdi. Hemen olası bir durumda parladı. Ama ne oldu ondan sonra parkurlara dönce iş Parviz istenen performansı sergileyemedi. Survivor böyledir. Şimdi sen kazanamazsan bütün şeyler oklar sana döner. Bir örnek vereceğim. Kim o? Barış Murat. Değil mi? Fiziğiyle, cüssesiyle geldi yarışmaya. 5'te 0 yaptı. Şu an yarışmanın en başarısız yarışmacısı. 5'te 0. Bugün takımı kaybetmiş, kazanmış. Hiç orayla ilgilenmiyor. Ne diyor biliyor musun? Kendinden bahsediyor. Ben kötü bir başlangıç yaptım. İnşallah düzelteceğim falan filan. O kısır döngüye girdi çocuk. Kendiyle ilgili savaşı başladı. Ve bu çok tehlikeli. Şu an çünkü biliyorum ki Barış Murat Oray şampiyonluk iddiasıyla giden yarışmacılardan biri. Parvis şampiyonluk iddiasıyla giden yarışmacılardan biri. Ama böyle kötü başlarsan işte o onlar şu an şöyle düşünüyor. İmajımız çizildi, karizmamız çizildi. Bunu nasıl toparlayacağız? Şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Çünkü bir diğer yarışmacımız daha var. Perviz ile ilgili şunu söyleyeyim. Kesinlikle Murat abiye şu noktada katılıyorum. Dil problemi yaşıyor. Bu Survivor'da önemli bir problem bakın. Kendini iyi ifade edebilmek çok önemli. Yalnız sen bir dövüşçüysen sen de bunu çok iyi biliyorsun. Biz de bunu çok iyi biliyoruz ki sen oradaki herkesi döversin. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi sonuçta dövüşçüsün. Mesleğin evet, bu. Evet. İnsanın neresine vuracağını zaten bu işten evet. para kazanıyorsun. Tabii. O zaman <laughs> senin bir kere agresiflik seviyeni minimum noktaya indirmen lazım. Çünkü biz burada çok dövüşçü gördük. Şimdi zaten dövüşçü insan bir de insanların üstüne giderse o zaman ne olur? Halk izleyici burada der ki ay burada bir yanlış bir davranış şekli var. Çünkü zaten güç sende. Onu biz biliyoruz. Zaten... ama sayın Furkan'cığım sosyal medyadan da arkadaşımıza gitmeden bir rüzgar vardı dövüşçü falan ya senelerdir buradaki dövüşçü arkadaşlarımızın hani şampiyon olanları çok gördük biz o algı oraya gitmesi onun omuzlarında bence istemediği de bir yük olabilir olabilir genel bir, bir rüzgardı şimdi bak şöyle onu şimdi genelde Abdullah'ı hep ringe çıktığı zaman Atak oynayacak öyle değil mi? Ona alışmış. Yani parkurlar hep atağa alışmış. Ama onun yanında bir koç olması lazım belki bazen. Şey Hadi oğlum sakin ol demesi lazım bazen. Yani o algı evet. ona yaradı mı şu an bilmiyorum evet. ee, Biz tabii Adem Kılıççı ve Yusuf Karakaya'dan beklentimiz fazla olduğu için hani biz şu anda Perviz hakkında bunu konuşuyoruz. Ben hani hatta buraya imzamı atıyorum. İki hafta sonra daha iyi olacak. Kesinlikle Hatta bir buçuk hafta sonra. Tabii kendini geliştirirken şu an kötü diyemem. Doğru. Bence Ama kendini geliştireceğini düşünüyorum. Yani adam, Çünkü, Adamda şey adam, var yani. Şöyle bir şey, şey var. var yani. Sonuçta parkuru yapmak başka bir şey. Survivor oyunları evet. bambaşka. Dövüşçü olmak bambaşka. Hep herkes için geçerli bu durum. Her, ya. Bir de Furkan en enteresan ne biliyor musun? E, şeyin Yasin'in kavga etmeden önce Sercan içeride esas. Bak şimdi tecrü içeride? Survivor'daki tecrübeyi sana söyleyeceğim. Sercan... O, o kavgadan önce ilk Sercan takışıyor. Ya Yasin'le takışıyor ya Pervuz'la takışıyor. Bak dikkatli seyredin. Hı, hı Şimdi Sercan ilk takışan Sercan. Fakat ne oluyor sonra? Sercan öyle tecrübeli ki ve futbolda da futbol oynarken de bir futbolcunun en büyük korkusu nedir? Kırmızı, Kırmızı kart. Şimdi o oradan o tecrübesinden dolayı Sercan birine takışırken pıt aradan Sercan çekildi. İki tecrübesiz kafa kafaya geldiler. Sercan orada öyle akıllı davrandı ki ilk Ateşi atan, fitili atan Sercan. Sercan Dikkatle Peki e, hemen şu an, çünkü programımızın sonuna geliyoruz. <laughs> Mert'le ilgili konuşmak istiyorum. Ne diyeceksin? Mert Öcal, e, ünlüler takımında sanki bir takım kaptanı bir havası var. Bir baskın karakterini koydu evet, evet. ortaya. Yani kaptanlık e, görevini üstlenebilir. Ki ben aslında Uğur şu anda aynı şeyde olsa şu an hani yarışıyor olsa parkurda olsa ikisinin e, bu dominant karakterinden dolayı biraz ters düşeceklerini düşünüyorum. Murat abi, Mert'le ilgili ne söyleyeceksin? Mert Hoca'yla ilgili. Mert bir kere çok akıllı bir adam. Ve olgun bir adam. Hı hı. Yani Mert hakikaten e, oturduğun zaman... 37 yaşında yani, bu arada. Dinletiyor kendini. 37 yaşında. 37 yaşında. Şimdi Mert'le oturduğun zaman, Mert çok aklı başında bir adam. Mert'le oturduğun zaman, Mert'le karşılıklı konuşurken Mert sana ders de verebilir. Yani sadece senin ona anlattıkların değil, Mert'ten bazı şeylerin dersini de alabilirsin oturaklı bir adam. Söyledikleri de kontrollü bir adam. Ha, nasıl bir adam ama liderlik istiyor. Peki Onu sözünü istedim. sözünü evet. balla kesiyorum. Semih'e vereceğim ama önce kısa bir reklam arası efendim. Reklamlardan sonra Survivor Extra devam edecek. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Mert'le ilgili Semih'e söyleyeceksin. <laughs> Mert'le ilgili yani şu an e, ben şöyle düşünüyorum. Ee, takımı e, öncüleri e, uzun vadede Mert ve Sercan olacaktır ama e, Mert'in de, e, dediğiniz gibi bir e, sanırım liderlik takıntısı var ama yıllarca e, yani böyle bir liderlik işleriyle e, ilgilenenler veya bu işe soyunanlar e, hata yapıyor onu görüyoruz. Çünkü bu arkadaşların tarafından verilirse sana oluyor veya halkın takdiriyle sana bu sıfatlar yakıştırılabiliyor. Ya bu istemekle olmuyor. O aslında böyle biraz sotede bekliyordu, sessizdi. Ama ikinci gün hemen, ya işte o da neden? Çünkü dokunmazlık falan geldi ya, herkes, elenebilirim korkusuyla herkes hızlı katlarını açmaya başladı. Şimdi o da katlarını açıyor. Açacak, onu bir bunları, liderlik... Bunları, bunları yakın zamanda liderlik, tartışacağız diyelim. Tartışacağız ha? ama bence yakın tarihte en çok tartışacağımız bir isim var ki sürpriz yumurta dediniz, başka bir şeyler dediniz, Patlamaya hazır. Çok acayip Yanarda. bir bomba var geliyor. Göster artık seni. Geliyor. O da isim şu geldi. Tayfun. Tayfun. <laughs> evet Tayfun Survivor damga evet. vuracak diyor. Efendim bugünlük programımızın sonuna gidiyoruz ama selamlarımız var. Arka sokaklardan Yusra Geyik bizi izliyormuş. Zeliş karakterini oynayan ona buradan selam olsun kocaman diyelim. Alanya Üniversitesi biliyorsunuz Survivor Ekstra Masası'na bir ödül verdi bizi davet etti. Nerede? Serdar Bulut hocamız buradan kocaman Allah, öpücükler Serdar Bulut Hoca, hocamıza. Ödülleri getirecek mi? Ödülleri bir dahaki program getireceğiz. <laughs> Alanya Üniversitesi'ne buradan çok Serdar teşekkür hocam. ediyoruz. Biz hey, de nasıl olarak iyi Üniversitesi evet. aldık diyelim. Serdar hocaya ne söylemek istersiniz? Serdar hocam. hocamıza buradan selamlar. Serdar hocamız bir tane.